EGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz efendim. Haftanın son günü yine sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi programımıza hayırlı cumalar dileyerek başlayalım efendim. Evinizden sofranızdan bereketiniz eksik olmasın. Tüm dualarınız kabul olsun inşallah. Evet bugün de her zamanki gibi hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Tabii ki değerli partnerimin o güzel değerli yorumlarıyla. Evet. Sizler de bu arada canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Kendisini takdim etmeden önce hemen numaramızı sizlere hatırlatayım. 0212 454 5571 canlı yayın numaramız. Instagram sayfam TGTU TV'den de yazabilirsiniz. Yorumlarınızı efendim ya da aklınıza takılan sormak istediğiniz Atabey'e sorular varsa sorabilirsiniz. Tegerite FM müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvas. Hoş geldiniz hayırlı cumalar. Hoş bulduk efendim. Ben de sizin ve bütün izleyicilerimizin cumasını tebrik ediyorum. İyi günler diliyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum efendim. Buyursunlar efendim. Evet. Lütfen, Başlayalım. lütfen. efendim. Evet, ben de bir İzmirli olarak dün çok üzüldüğüm bir olay yaşandı. İzmir'de büyük yangın. Evet, İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Folkart <laughs> sitesinde yangın çıktı. Sitenin alev alev yanışı İzmir'in tüm noktalarından görülürken bazı vatandaşlar can havliyle balkondan atlayarak yaralandı. Tek tesellimiz çok büyük bir yangın ama tek tesellimiz bir can kaybı olmaması. Şu ana kadar öyle açıklanan bir can kaybı evet. yok. Evet bu arada İbrahim Tatlıses de Yangınze'de orada oturduğu için o da orada oturuyormuş. Tabii. Siz de bilirsiniz oranın yerini tabii. ben hep otobandan e, çeşmeye giderken ha. hep önünden geçtiğim bir yerde ve tabii. hep böyle hayranlıkla baktığım bir tabii. siteydi. Çok beğendiğim bir siteydi. Rakamı, e, çok büyük geçmiş olsun buyurun. Rakamı söylemek istemiyorum bir dairenin orada kaç para olduğunu tahminen. Ben bugün bir arkadaşımdan duydum ne <laughs> siz tahmininiz nedir? Tabii yani. Çok e, ciddi bir para. Tabii, tabii ciddi bir para. Yani 20 milyondan bahsedenler var. Ne kadar? 20 milyon. Aynı arkadaşım da 18 dedi işte. Tabii. tabii. Aynı, evet. Şimdi orada oturan dostlarımız da var. Büyük geçmiş olsun. Çok e, konuşurlardı efendim böyle işte bir uydu site. Şöyle iyi, böyle iyi falan şuraya bakın ya. Yani. Şimdi yangından sonraki bir görüntüleri anda, de birazdan isteyeceğim tabii, Hab gelsin, haberimle birlikte bunu bir gelsin. bir bakalım bakar mısınız? Ba şuraya Kocaman bak ya. bir e, bina. Şimdi e, burada Sırf pola. Sırf yeşilliğin oldu böyle. Özel balkonlarda sırf yeşillik vardı. Tabii tabii. Böyle o, o küçük öyle. orman gibiydi. Hah. Ahşap ağırlıklıymış. Acaba o yeşillikler ve ahşap mı tutuştu? Ne oldu? Şimdi, Yangın sebebini biliyor musunuz? O, onu bunu bilmem. Vallahi e, e, yani kim açıklayacaksa açıklasın. Başta İzmir valimiz sebebini olmak mi? üzere. Evet Kim açıklayacaksa açıklasın. Çünkü bu e, böyle bir uydu şehir. Böyle görkemli bir e, yaşam alanı. Aynı zamanda çok modern. E, ve eğer... Bırakın böyle bir yangında sigara kokusu dahi sigara evet, dumanının evet, yoğun evet. olduğu yerde yukarıdan aşağıya doğru böyle sular e, akacak hı hı. şekilde akıllı evet. bir bina evet. e, yapıldı yapılıyor dediler orada oturan evet. dostlarımız. Fakat ben şimdi dün yangından sonra baktım sanki böyle kimyasal ürünlerle yapılmış e, be, her tarafı bir anda tutuşan ve yayılan bir yangın gördük. Çok ilginç. Mesela bir gün biz e, burada bu binada otururken bir aklı evvel sigara içmiş yıllar önce. Hı hı. Ya bir anda bir baktık o, o ofiste yukarıdan dolayı e, aşağıya doğru sular Su. şey yapıldı Alarm. tabii. Akıllı bir evet, bina. Evet, yani yangın var. Duman kokusu oldu lazım, tabii. Evet. E, yangın oldu ve hemen harekete geçiyor. Sular olduğu gibi aşağıya başımıza şey biz de e, yayıldık. Sonra çıktıktan sonra daha doğrusu şey olduk. Korktuk ne oldu diye. E, dışarı çıktıktan sonra o, o kokuyu aldık. Yani helalların birinde herhalde. Birisi sigara içmiş. Ha, yani ha, dışarıda o çıkamamış. Ne olmuş etti. tabi. Ya da bu arada bir yerde falan. Ben bunu gördüm. E, bizzat e, tanıklık ettim. Bir de Polat'ın binası var köyde mesela biliyorum. orada da yangın çıktı hatırlıyorsunuz hı hı. orada da bu sistem olduğu için akıllı sistem olduğu için e, bina çökmedi ve yanmadı. Peki tamam. burada neden bu kadar ben büyüdü? Ben işte onu bilemiyorum şimdi birisi burayı açıklayacak arkadaş hı hı. yani bir anda böyle koskoca bir site nasıl alevlere teslim olur? nasıl bu yanar? Kadar, bu kadar bu, nasıl Ha, bu ka, böyle akıllı her taraftan ama her bu yerden her... saçıyor Tabi. Her tarafı sıçramış sanki beraber birlikte yani dilim varmak istemiyor sanki böyle siten etrafında ya da katları da dolaştırarak birisi bidon bidon benzinler dökmüş. Gibi. Böyle bir şey olmaz bu kadar, yani. Değil mi? Evet ama kimyasallar var tabii. Hani bir kaçak var, olur tabii. bir şey olur. Ha. Dersin ki ama bu kadar büyük. Ya bir kat yanar, ikinci ha. katta söndürürler. Yani bir anda böyle koca site nasıl tutuşur Gerçekten. ya? Gerçekten. Şimdi e, bir diğer görüntümü isteyeceğim. Evet. Narlıdere'deki yangının acı yüzü gün aydınlanınca ortaya çıktı. Evet, evet 8 katlı <laughs> burası. 40 daireli sitede çıkan yangın 7 saatlik çalışmaların sonrasında kontrol altına alınırken yangının bıraktığı hasar gün ağarınca havadan görüntülendi. Çevre, vilayet ve ilçelerden mesela bir ton araç geldi yani Çok üzücü, şeyler araç. geldi. araç Çok üzücü Bak, yangın, Tabii tam Manisa'dan yangın söndürme şeyleri, araçları geldi. Bu üçüncü blokta. Geldi. Demek ki tabii. diğer bloklarda bir şey yok. Zaten Tek öyle duydu, evet. Tabii ki. Yani arada şey var yani sıçrayacak sıçrayacak da önünü kestiler. Yani ona göre bir strateji belirledi itfaiyeler. Oralara sıçramasın diye evet. adeta sürekli oralarda su akmaya başladı ben. Uzun saatler izledim, takip ettim. Aklım hafsalam almadı. Ben Almadım, ilk defa yani. böyle tuhaf bir yangınla e, efendim karşı karşıyayım. Hani bir orman köyü yanar ya, rüzgarın etkisiyle tamam dersiniz ya, çamdı, ağaçtı. Ama bu, bu, bu akıllı binalar bunlar. Evet. Yani bu kadar büyümemesi lazım tabii, diyorsunuz. Su, su taşıyor. Yani bu kokuyu aldıktan sonra o suların sürekli e, akması e, gerekiyor. Ama böyle bir şey yok yani. İtfaiyeler büyük bir facia yaşanabilirdi. Can Tabii. kaybı olsaydı gerçekten. çok Büyük katliam olabilirdi evet. buralarda. Allah korumuş. Gelen mala gelmiş. Ama bence iyi araştırılsın. Evet. Neyin nesidir yani sen daireyi 18-20 milyon liraya Aynen satıyorsun öyle. Aynen ee, öyle. ama böyle bir manzarayla karşı karşıya kalıyorsun. Sebep ve müsebbipler kimse. Polkart için de onların ha. ismi için de kötü bir şey bu. Tabii. Şimdi Polkart Marka... denildiğinde hep bu yangın hatırlanacak. Ee, çok çok Ki bu ilk e, projeleri evet. İzmir'deki Polkart. tabii. İlginç, çok enteresan. Çok geçmiş ee, olsun gerçekten. Hala çok anlamlaştıramadım. Üzülüyor. Gelsin bakalım yani mutlaka bu bir soruşturulacak bir açıklama, açıklama belki. gelecek. Yani var bir şeyler söyleyenler var da öyle değil yani. Bir, biraz daha böyle içini doldurmak lazım. Gerçekten ne olduğunu ne bittiğini bize anlatmalar lazım. Aynen evet. öyle. Çok çok geçmiş olsun tekrar Her efendim. Büyük geçmiş olsun. Evet hayat şartları dikkate alınacak memura şehir zammı. Hükümet Büyükşehir'de çalışan memurlara kira desteği dahil ilave ödeme yapmayı planlıyor. Geçmişte terör yüzünden doğuya gitmek istemeyen kamu çalışanları büyük şehirden kaçıyor. İstanbul başta olmak üzere büyük şehirdeki yüksek kiralar ve Hayat maliyetleri son dönemde memurların bu şehirlerden başka şehirlere yönelik tayin taleplerini arttırdı. Evet. Hükümet büyük şehirlerdeki memurların şartlarını iyileştirme kararı aldı. AK Parti Kaynakları kira yardımı ve ilave destekler verileceğini söyledi. Evet polis ve öğretmen gibi mesleklere lojman imkanı sunulması da gündemde. Destekler için bölgesel geçim endeksi gözetilecek. Çok güzel, gerçekten çok güzel. Çok güzel çünkü Anadolu şartları farklı. Anadolu'da asgari ücret gibi bir ücret aldığınızda yetiyor. Oradaki şartlara, Oradaki kentinizde, şart, evet. köyünüzde, hele evinizde varsa, baba evi varsa efendime söyleyeyim bir efendim ne diyorlar bir köy evi dahi olsa geçinip gidiyorsunuz bir sıkıntı olmuyor ama İstanbul'da siz 10 bin lira 7 bin lira kira verirseniz geçinemezsiniz hele polis memuruysanız ya da memursanız hastanede çalışıyorsunuz öğretmenseniz, polis memurusunuz subaysınız mutlaka bu memuru korumak adına bu büyük şehirlerimizde yani geçimi Anadolu tabiriyle zor olan ya da pahalı olan şehirlerde çünkü tamam esnaf burada, ticaret erbabı burada efendim iş yapan insanlar onlar da ona göre kazanıyorlar. Oluyor geçimleri de oluyor. Ticaret yapıyorlar, ciddi bir şekilde para kazanıyorlar ve fakat devlet memuru geçinemiyor. Geçinemeyince devlet diyor ki ben memurumu koruyacağım, lojman yapacağım diyor kira vermese bir polis memuru rahat geçinir. Güzel olur yani. çocuk Aynen da büyütecektir, okuyacaktır ama Anadolu öyle değil. Çok güzel bir proje bu. Ama dediğim gibi yani mesela asgari ücretle çalışan insanlar da var, gençler de var. Devlet memuru kalsın tabii devletin sürekliliği, devamı için bu memurlar gerekli. Yoksa adam Mardinlidir, Urfalı'dır, Vanlı'dır. Ne yaparsa yapar. Efendim tayinini çıkar, gider memleketinde babasının evinde ya da kıyıda, köşede, köyde bir ev varsa gider orayı bir onarır, orada kalır, kira derdinden kurtulur. Anadolu şehirleri biraz da ucuzdur. Yani öyle fazla pahalı değildir. Gül gibi geçinir gider. Dolayısıyla siz İstanbul'da görev yapmak isteyen polis bulamazsınız. Mesela bir, bir dönem güneyde, doğuda bu terörle mücadelede öğretmenine kadar, hemşire doktoruna kadar Orada ciddi bir ücrete zam koyarlardı yani o bölgede artı şeyin üstünde. Maaşın üstünde farklı bir şey de koyar öyle verirlerdi. Çünkü terörle mücadele ettiğiniz bölgede can güvenliği vesaire bazen 7-24 çalışabiliyorsunuz, uğraşabiliyorsunuz. Savcıysanız, hakimseniz, polisseniz, askerseniz ücretler orada iyiydi bundan dolayı iyiydi. Terörle mücadelede ya da terörle mücadele edildiği illerde böyleydi. Şimdi bu bunun tersini düşünelim. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de bu defa vahiş fiyatlar vardır. Efendim gıda teröristleri vardır. Ev sahibinin hepsini tabii töhme altında bırakmam. Ev sahibi olanlar vardır, fırsatçılar vardır. Çoğu Gerçekten... fırsatçılar var. Ha, Hepsini vardır. dediğiniz gibi Değil. demiyoruz tabii Değil. ki. Değil ama insanların moralini bozmak adına ve hakikaten yaşam Efendim kalitesini bozmak, hayat kalitesini bozmak adına çok önemli sebepler bunlar. Kira, fahiş fiyatlar, pahalı bir şehir. E adam burada ben polis memuru Aynen. olacağıma giden memleketim. Tabii Hakkari'de yaparım daha güzel geçinirim. Daha iyi olur. Hem halkımın, milletimin ya da ailemin yanında olmuş olurum. Bu çok önemli. E, dediğiniz gibi tersine göç zaten evet. başladı. Birçok kişi yani emekli olan birçok insan da e, yavaş yavaş antrenman yapıyor. Hı hı. Yani Mart'la beraber köylerine gittiler. Anadolu'ya gittiler. E, hayvancılık yapanlar da var. E, rençber ya da ziraatle uğraşanlar da var. 11. ayda yani bir Kasım, Aralık aylarına kadar oralarda dur duruyorlar. Birkaç ay burada kalıp gene gidiyorlar. Orada şartlar iyileştirildiği halde ya da orada efendim ayağını sağlam yere basacağı ye şeyde e, yerde e, oradan da gelmeyecek köyüne gidecek, ziraatle uğraşacak. Yani niye gelsin buraya ya? Bir bostan ekse günlük evinin ihtiyacını karşılar yani sebze meyve olsun. Ondan sonra şey diğer mesela şeyler olsun. Mesela ceviz çok önemli. ondan sonra efendime söyleyeyim peynirini de yapacak, yağını da yapacak. ondan sonra neler yapacak efendim? Diğer marmelatlarını da yapacak, ortaya koyacak. Hatta pekmezini, balını da yapacak. Bir kısmını da buralara gönderecek. Bence çok geç kalındı. Anadolu'yu da bu şekilde teşvik etmek evet. lazım ama büyük şehirde memurları çalışanlarımızı desteklemek kesinlikle. lazım. Kira mı vereceğiz? Artı efendim e, nakdi para paramı yatıracağız hesaplarına. Onu bilemiyorum ama çok mantıklı bir proje. Tuttum ben bu projeyi evet, efendim. Kesinlikle. Evet. Evet. Artık <laughs> nükleer nükleer santralimiz var. Türkiye Süper Lig'de 60 yıllık hayal gerçek oldu. Akku'ya ilk nükleer yakıt verildi. Proje nükleer tesis statüsüne kavuştu. Evet. Şimdi evet. e, yani 74-75'lerde az çok kendimizi fark ettiğimiz yıllarda ben bir gazetenin arkasında böyle bir haber okumuştum. E, bizim de nükleer santralimiz olmalı ya da olacak diye bir bilim adamı eee mesela elektrik alıyorduk. Bize elektrik satıyordu Bulgaristan. Tabii. Yani o şeyde bildiğimiz bu şeyde bile var eski teknoloji nükleer santral efendim Ermenistan'da bile var ya. Düşünebiliyor musunuz yani bu kadar Ya biraz ya. geç kalınmış ama geç kalınmış. Inşallah i̇şte güzel dediğim olacak. gibi yani 70'lerde konuşulmaya hı hı. başlanıyordu bu. Aşağı yukarı bir 60, 60 65 yıl geçti neredeyse evet. gecikmişiz. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah bundan sonra, i̇nşallah bundan sonra olur. 1 2 3 bir birbirini takip eder. Buyunuz evet. efendim. Sandra Almanya engeli, demokrasi ayıbı. Türklerin yoğun yaşadığı bazı şehirlerde sandık kurulmasına izin verilmedi. Yaklaşık 1,5 milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da 10 şehirde güvenlik bahanesiyle sandık kurulması engellendi. Çavuşoğlu siyasi bir karar dedi. Akif Çağatay Kılıç seçmenin engellendiğini bildirdi. Almanya Büyükelçiliği 16 yerde izin verdik açıklamasını yaptı. Bak 16 yerde yani 16 sandık var, 16 sandık bölgesi yani. var. Yani bizim bu Yeni Bosna kadar. Ya bir buçuk milyon seçmene sen yeni Bosna'da kurduğun ya da olan sandık kadar sandık koyuyorsun. Ne ne, ne 16 tanesi yani düşün 16 merkezde yerde sandık var ya. E şimdi yeni Bosna sadece bu yeni Bosna'yı biz gözünde bulundurursak okullarda devlet dairesinde bilmemlerle de kaç tane sandık var ya. Evet. Ayıp değil mi yani şimdi Gerçekten ayıp yani bizde olsa yani vakıf. Alman vakıfları var, Alman vatandaşları var, Alman ortaklıkları var. Efendim biz de oy kullanmak istiyoruz. Nerede? Ankara'da, şurada istediğiniz yere sandık koyarız. Niye korkuyorsunuz? Yani terör, PKK terör örgütünün başarılı olamadı, vatandaş orada tehditlere şey yapmaz. Evet yani orada tehditlere kulak asmamış, karşı koymuş sandığa gitmek istiyor. Bu defa Almanlar engellemeye çalışıyor. Hakikaten çok ayıp. Yani hiç yakışmıyor. Türkiye'nin seçiminden size ne ya vatandaşın teveccühü bugünkü hükümettense ya da başka bir e, lidere bir yönelikse size ne sana ne. Ama ben bir şey düşünüyorum. Şimdi hakikaten terör bazı terör örgütlerinden bazı değil genelde terör örgütlerinden onları bir tarafta tutalım. Yani bu seçim Türkiye'de oluyor ama sanki Avrupa'da oluyor. Yani Avrupa'nın bugün desteklediği desteklediği blok kazanmazsa onlar kaybetmiş mi olacak diye insan ister istemez kendi kendine bunu da düşünüyor. Almanya, İngiltere, Fransa değil mi? Başta bu başat ülkeler, Avrupa'nın en büyükleri kayıp mı etme, kayıp etmiş olacaklar. Amerika kaybetmiş olacak. Niye bu kadar ısrar ediyorsunuz efendim şu parti bu parti şu blok bu blok? Bu Türk vatandaşı kime oy verecekse verecek. Sizin Türkiye'deki iktidarı değiştirmekle ilgili niye bu kadar büyük bir azim içerisindesiniz anlamış değilim ya seçilen seçilmiştir. Son, sonuçta seçim var. Sandık herkesin önüne geliyor. Vatandaşın teveccühü kim ise o seçilecek o seçilecektir ya. Yani ben anlamış değilim. Ee, Almanya'nın yaptığı çok kötü, çok fena. Demokrasi adına çok fena. Öncelikle orada yaşayan Türk vatandaşlarına çok büyük bir kötülük insan saygı göster ya. Biz şimdi mesela Türkiye, Almanya, Almanya'nın vakıflarına, okullarına, üniversitelerine, iş adamlarına iş ortaklıklarına bazı marazalar çıkarırsa e, ne diyecekler? o Türkiye bizi şuradan buradan engelliyor diye bağırıp duracaklar. Sizin yaptığınız ne? Büyükelçi diyor ki efendim 16 yerde şey var diyor. Sandık var. Engellemiyoruz. E 26 yerde olsun ya 36 yerde olsun vatandaş oy versin. Niye ta bilmem hangi vilayetten hangi evet. eyaletten çıkıp gelecek? Efendim bir gün işini bırakacak, Aynen izin alacak, gelip orada oy kullanacak. Aman deyip gitmez. E tabii ya. Yok mudur aralarında evet. aman deyip. Evet. Tabii ki vardır. Yani. Olmaz mı yani? Evet. Buyurun evet, Nisan yağmuru Ege'yi vurdu. Dün de konuşmuştuk ama bugün gazetemizde de vardı. Haber Haberi evet. evet. Şiddetli yağış Ege'yi esir aldı. İzmir'e sağanak sebebiyle hayat adeta durma noktasına geldi. Bucada evleri su basarken Karşıyaka'ya Bağlı Mavişehir Şehir Mahallesi'nde bir sitede roga, roga, rogarlar taşınca sirenler çalındı. Paniğe kapılan vatandaşlar gerçeği öğrendikten sonra derin bir nefes aldı. Evet. Halk Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar yolda mahsur kaldı. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Evet. Aynı şekilde Balıkesir'de de Ege deyince tabi Balıkesir tabii Balıkesir'in kil ki çok da birçok yer ama bu olay gerçekten neden hep İzmir'de bu şekilde oluyor? Neden Şimdi, bu altyapı hala aha. düzelmedi? O, onu yapmamız lazım. Bakın İzmir'de e, yani ciddi bir altyapı problemi var. Evet. E, Körfezi ile beraber e, yıllardır İzmirliler çekiyor. Buna layık değiller. E, bu, bu projeleri yapmak lazım artık. Peydepey evet. bir altyapıyı yapmak lazım. Bir lazım artık. Evet. Ne gireceksiniz sokak taşması. sokak. Tabii sokak sokak gireceksiniz. Bunu ıslah edeceksiniz. Yani bir çok güzel bir şehir, Ege'mizin incisi Türkiye'de, Türkiye'nin çok güzel, evet efendim, turist çeken bir bölgesi. Şimdi bu mevsimlerde, bahar aylarında falan böyle bu tür manzaralar yaşamaması lazım. Bir, bir inşaat problemi, bir hatta kaldırım problemi de çıkarmamak lazım. Çünkü turist var, turist mevsimi artık. Ama ne yapıp yapıp dediğimiz gibi Yazın şu zaten basman yasak var. E tabi Basmane'yi ve Alsanca'yı, bir de Bucadan çok evet, muzdarip buca. vatandaş. Buralar şehir Mavshe zaten Tabii. biliyorsunuz bataklık da Aynen öyle doldurmuşlar ama buna rağmen yani bir görüyorsunuz yani şeye karşı yakaya ayıp ya çok yazık günah karşı yakaya hiç yakıştıramıyorsunuz mesela. Ama ne yapacaksınız valla böyle derya deniz gibi altyapı eksikliği var. Çok ciddi Ne Yazık evet, ya her eksikliği. yağmurda da bu görüntüleri oluyor. görüyoruz. Bir, bir, bir anda yaşıyoruz. Evet bir anda maalesef bak şimdi buyurun. Aha. <laughs> Eyvallah Eyvah eyvah. Büyük Gerçekten. bir cadde yani. Bu Basmane'ye doğru gelen, hmm. aşağı doğru gelen şey, evet. Buyurun efendim. Çok çok geçmiş olsun. Evet. Şimdi enteresan Antalya'ya gideceğiz. Antalya Nisan ayında beyaza büründü. Kar kalını 10-15 santimetreyi buldu. Ee, Akseki ilçesinde. Geceden etkili olan şiddetli yağmurun ardından antalya Konya'ya bağlayan Aksıki Seydişehir karayolu mevkinde 16.30 sıralarında kar yağışı başladı. Antalya'da alışkın değiliz de bir İzmir e alışık olmadığımız Tabii. gibi. Ama işte 10-15 santimi bulmuşum görüntüleri dağılık. gördüm ben şaşırdım dedim ki gerçekten Buyurun burası efendim. Antalya mı? Tabii Antalya. Antalya sahilde de merkezde de şey vardı. Dün e, hava öğleden sonra 25 dereceyi buldu denize girenler oldu düşünebiliyor musunuz? Eyvah eyvah. Evet. Yani aynı bir, Tam bir vilayetin ta, evet. evet aynı vilayetin başka aynı bir... coğrafyanın içerisinde başka bir yerde. bir yerde. Evet. Eteklerde efendim denize giriyorsunuz <laughs> yukarıda kar var. Böyle ilginç bir şey. Dört mevsimi bir arada Gerçekten. yaşıyor ülkemiz diyoruz ama dört mevsimi bir arada yaşamış dün Antalya. Evet. Bu arada Anadolu ile ilgili ikazlar da var Anadolu'da e, şiddetli yağışların olabileceğini söylüyor meteoroloji tahminler bunlar tabi dikkat etmek lazım yani biz İzmir'i vesaire söyledik tabi ama Anadolu'da da bugünle beraber ciddi ve şiddetli yağışlardan bahsediliyor, yağmurdan bahsediliyor. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz efendim. Mutlaka sabah evden çıkarken ya da akşam eve gelirken, ben şimdi radyodan da çıkarken şeye söyledim. Hande'ye Hande hanım dedim. Bak hava ve yol durumu çok önemli bizim için. Bu konjektörde dinleyicimiz merak edecektir. Lütfen saat başına kadar indirgiyelim. Yani nerede ne var, havalar nasıl, yağmur, kar ya da şey dolu. Bunları vatandaşla paylaşalım efendim. Evet. Evet. Şimdi hayata dair vedalediğim Anadolu Magazin dediğimiz birkaç ha, haberim daha tabii. var. Evet. Enkazlardan toplanan eşyalarla enkaz kafe açıldı. Kahramanmaraş'ta esnaf depremlerden sonra yıkılan binaların enkazlarından toparladığı eşyalarla enkaz kafe ismini verdiği bir dükkan açtı. Dükkanda ise enkazda yaşamını yitiren... Ya... Bu sizce doğru bir... Ben olsam yapmazdım dükkan ama... Da Adı da enkaz. Ha, evet, enkaz yani, kafe. Çocukların unutması lazım. Tabii. Ee, okullarına döndüler, fakat Ayaklarını. hafızayı beşer nisyan ile maluldur diyorlar ya. Şimdi insanlar unutabilir. Aslında böyle hatırlatmalar da lazım zaman zaman böyle kafeler vesaire ya da şeyde merkezlerde böyle o enkazı o depremi hatırlatacak şeylerin de olması lazım. Her zaman anlatıyoruz ya. Efendim, bir bu Japonya Nagasaki ve Hiroşima'da bir bombalama var. Atom bombası atıldıktan sonra ot bile bitmiyor. Japonlar orta mektep öğrencilerini sık sık buraya götürüyor ve eğer çalışmazsanız, başarmazsanız gene bombalanacağız, gene bu hale düşeceğiz, gene, gene katliamlara uğrayacağız diye şey yapıyorlar efendim. Çocuklarını anlatıyorlar. Rahmetli Özal da e, Japon bir yetkiliye demiş ki ya sizin Nagasaki ve e, şeyiniz Hiroşimanız var. O örneklemelerle yola çıkıyorsunuz. E, biz ne yapalım? Demiş ki sizde müthiş bir şey daha var demiş. Ne var? Demiş bir kahramanlık destanı, bir kahramanlık şeyi var. Coğrafyası var. Çanakkale geçilmez. Ve hakikaten geçilmedi. Yedi düvele karşı orada bir savaş verdik. 250 bin aşkın şehidimiz oldu ama e, İngiliz'in o günkü şartlarda modern zırhlılarını <laughs> da e, denizin derinliklerine gönderebildik. Onu da e, söyleyelim. Onun evet. için Çanakkale gençlerimiz ve yeni nesiller için çok önemli bir e, örnek. Unutmamak lazım, unutturmamak lazım yoksa unuturuz gene. Enteresan yerlerde efendim böyle çok katlı binalar yaparız. Ondan sonra depremler 100 sene sonra gene kendini hatırlatır. Enkaz kafe bu bakımdan belki önemlidir. Ama hatırlatması açısından da hakikaten insan ürkütücü. Enkaz sürekli, enkazı evet, insan aklına geliyor. Tabii. Sürekli onu hatırlatmak, sürekli o görüntü bilmiyorum tabii. ya. Yani hani Doğru. unutmamalıyız da tabii ki unutmalıyız. O korkuyu evet. unutmalıyız tabii. tabii ki unutmuyoruz. Tabii. Böyle bir... Bir nesil çünkü yüzyılın felaketi tabii, tabii ki unutulmayacak ama evet. hani sürekli de o çocukların gözüne o oradaki oyuncakların sokulması değil mi <laughs> hani oradaki nesnelerin evet. sürekli enkaz kafe adı altında <laughs> bana biraz psikolojik zaten evet, iyi değil. psikolojimiz iyi değil ee, bir nesil belki sonra o enkazlar unutulur ama bizim yaşımızdakiler ya da o enkazı gören gençler falan dediğim gibi o 30 35 yıl bunu hatırlayacaktır, unutmayacaktır efendim. Evet. Evet. Evet devam edelim. Oğluna özendi, eğitime başladı. Enstrüman çalmayı öğrenen baba oğlun hedefi aile orkestrası kurmak. Evet Eskişehir'de bir çocuk bateri çalarken babası ona özeniyor. Ben de yaparım diyor. Tabii. Gerçekten de çok istediği için yapabiliyor. Evet. Ve evde bir aile orkestrası kurmak istiyorlar. Şimdi görüntülerimizi izleyeceğiz. Yani hakikaten derler ya öğrenmenin yaşı yok diye. Yok, Çok evet. doğru. Şimdi bir yıllarda çocuklarını okul kapısına götüren anneler mesela. E, pekala şimdi torunlarıyla e, üniversiteyi okuyabiliyorlar. Ya da okula gidebiliyorlar. O fotoğrafları görüyoruz. Evet burada bu delikanlı mı azimli delikanlı babasına bu işi benimsetmiş valla sevdirmiş. Bateri. Evet. Evet. Bakalım baba ne yapıyor şimdi? Babayı bir gösterebilsek. <gülüyor> <gülüyor> ne, Yani ne, demek ki sadece büyükler küçükleri değil, küçükler de büyükleri özendirebiliyor. Et, etkileyebilirler. Ee, i̇yi örnek olunduğunda, kötü emsal emsal değildir Değilir. zaten. İyi örnekler ortaya koyduklarında tabii ki babalar da hatta anneanneler de özenebilir ya da yapmak isteyebilirler. Dediğim gibi çok ileri yaşlarda bir üniversiteye girip ya da liseye gidip diploma alan büyüklerimiz de var. Okuyamamışlar bir evet. şekilde imkanları yok. Ya ama... da okuyup da ikinci üniversitelerini evet. okumuş bitirenler insanlar, oluyor. Bitirenler evet. var. Çocuklarını böyle okula götürmüşler, torunları devam etmiş herkes okuyor, koşturuyor. Onlar demişler ki bizim neyimiz eksik? Biz de okuyalım Hadi bakalım e, efendimiz buyuruyorlar ya yani yetik malıdır ilim müminin ya da Müslümanın beş be, şey mezardan beşiye be, beşikten mezara kadar öğreniniz ee, emri var şeyi var e, efendim tavsiyeleri var onun için ilim neredeyse bir müslüman orada olmalı ve bitirmemeli ben bittim okudum işte bu kadar falan dememeli Aynen, sonu sürekli yok. Evet. tabii sürekli kendini yetiştirecek yenileyecek okuyacak evet. efendim evet evet atabeyciğim size çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür ederim efendim bizden dolayı Sağ olun. efendim şimdi kısa bir reklam arası reklamların ardından doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak bir yere ayrılmayın